Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Efendim gününüz hayır olsun. Yüce Mevlam evlerinize huzur, bedenlerinize sağlık versin. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Efendim bugün aile sohbet günlüğü derslerimizden çocuk, en sevimli nimet çocuk. Bundan bahsedeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekulune Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve cennetin tekni imama. Sadakallahu razim. Furkan suresi 74. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Onlar... Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Buyurmaktadır kardeşlerimiz. Bu konuyla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan için akika olarak bir kurban bir koyun kurban etti ve Fatıma onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver buyurdu. Kıymetli kardeşlerimiz, çocuklar evlerimizin çiçeğidir, ailelerimizin meyvesidir, çok sevimlidirler, çok göz aydınlığıdırlar. Evlenip aile kuran bireyleri en çok mutlu eden şeylerden biri Allah'ın onlara hayırlı bir evlat lütfetmesidir. Çocukları kendisi için göz aydınlığı olan anne babanın dünyada mutlu olduğu gibi ölümünden sonra da amel defterine sevaplar yazılmaya devam edeceğini bilen Rahman'ın has kulları kendi kurtuluşları için dua ederken eşlerini ve evlatlarını da hayır dualarından mahrum etmezler. Çocukları dünyaya gelmeden dua etmeye başlayan müminler, yavrularına kavuştuklarında da bu nimetin şükrünü eda etmeyi ihmal etmezler. Onlar bilirler ki Rablerinin dualarını kabul buyurup onlara bahşettiği çocuklar, ancak Allah'ın rızasına uygun olarak yetiştirildiğinde dua sahipleri için göz aydınlığı olur. Bunu bilirler. Anne babanın bu uğurdaki çabası ise çocuğu, lütfeden Rabbine yönelik fiili bir şükran ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunları olduğunda onlar için kurban keserek Rabbine olan şükran duygularını ifade etmiş, gerekli maddi imkanlara sahip ümmetine bu konuda tavsiyede bulunmuş Peygamberimiz. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın kızı Esma'nın oğlu muhacirler için çok değerliydi. Medine'de olan ilk çocuk buydu. Medine'ye hicret yaptıklarında ilk defa doğan çocuktu. Doğuşuyla Yahudilerin Müslümanların çocukları olmasın diye büyü yaptıkları yönündeki söylentiyi ortadan kaldırıyordu bu çocuk. Müslümanların gelecekle ilgili ümitleri tazelenmişti. Ona Abdullah ismini verip ağzını hurma ile tatlandıran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutluluk kaynağı olan yavru için dua etmişti kardeşlerimiz. Tüm çocukları sevinçle karşılayıp onların kulaklarına imanın esasları olan cümlelerden oluşan ezan ve kamet okuduktan sonra isimlerini veren Peygamber Efendimizin diğer tavsiyesi onların tıraş edilip saçları ağırlanınca sadaka verilmesiydi. Evet, sağ tarafına ezan okuyoruz çocuklarımız doğduğunda, sol tarafına kamet okuyoruz ve saçlarını da kesiyoruz. Onun ağırlığınca ne kadar geliyorsa, kaç gram geliyorsa o gram ağırlığında da sadaka veriyoruz kardeşlerimiz. Cinsiyetinden, fiziki özelliklerinden bağımsız olarak tüm çocuklar sevinç kaynağıdır kardeşlerimiz. Hangi cins olursa olsun, kız olsun, erkek olsun bizim için sevinç kaynağıdır. Dünya hayatının süsüdür bunlar kardeşlerimiz. Unutmayız. Biz dünyada evlatlarımızla, mallarımızla bizim dünya hayatımızın süsü olduklarını aklımızdan çıkarmayalım kardeşlerimiz. Bazen aileler istedikleri cinsiyette çocuklar olmadığından üzülmektedirler.
Erkek beklerken kız olur, kız beklerken erkek olur, üzülürler. Bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan anneler suçlanıp hor görülmektedir. İşte sen nasıl bir kadınsın, niye bana erkek doğurmadın? Erkek doğursaydın ya, iyi bir kadın olsaydın erkek doğurdun ya da işte kız doğurdun gibi böyle. Anneyi babayı suçlamaya gerek yok. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir, onun elinde olan bir şey değildir. Oysa ki onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü kapkara kesilir diyor Nahl suresi 58. ayet-i kerimede. Bakın Allah onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü kapkara kesilir diyor. Ayetinde ifade buyurduğu gibi istediği cinsiyette çocuğu olmadığı için üzülerek cahiliye adetine girmeyelim. Bizim istediğimiz cins olmadıysa Yüce Mevlam'ın bildiği bir şey vardır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım kardeşlerimiz. Allah bize bunu nasip etmiştir. Kız ya da erkek. Çünkü doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyen Allah Teala'dır. Müslümana yakışan onun tercihini severek kabul etmektir. Günümüz şartlarında çocuğun cinsiyetini önceden belirleme ihtimali olsa bile böyle işlem yaptırmayı düşünmek kul olmanın sınırlarını aşmak demektir. Engelli çocuklar da aileleri için zor bir imtihandır kardeşlerimiz. Çocuğunun engelli olacağını öğrendikten sonra onu kürdaj yoluyla aldırmayı düşünmekse imtihana rıza göstermemek anlamına gelir kardeşlerimiz. Sağlıklı doğduğu halde ilerleyen yaşlarında hastalık ya da kaza gibi sebeplerle engelli hale gelen bir çocuğun yaşamaya hakkı olduğu kadar anne karnında inken engelli olduğu tespit edilen çocuğun da yaşama hakkı vardır kardeşlerimiz. O şekilde doğacaktır ve o şekilde biz de anne baba olarak ona rıza göstereceğiz. Ona bakacağız. Bunda yaşama hakkı var. Onu anne karnında sakat diye aldırmak doğru değil. Rabbimiz Yüce Mevlamız'ın lütfettiği her çocuğun değerli olduğu ve anne babası için göz aydınlığı olma fıtratıyla yaratıldığı unutulmamalıdır. Ne kadar kardeşimiz var ki gerçekten çok insanlar var ki böyle. Çocuklara sakat doğdu ve onları hala bakıyorlar, büyütüyorlar, onlarla ilgileniyorlar. Onların hayat hakkına saygı gösteriyorlar ve ona evlat diye ellerinden geldiği kadar bütün ehemmiyeti gösteren kardeşlerimiz var. Onlar çok bir sevap alıyorlar. Kardeşlerimiz tabii evlat çok önemli. Evlat meyvedir. Evlat tatlı bir meyvedir. Yüce Mevlam hepimize hayırlı evlatla yetiştirmek nasip etsin. Fetvamız, bugünkü fetvamız. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir? Tüp bebekle çocuk sahibi olmam caiz midir diye soran kişiye Din İşleri Yüksek Kurulu şöyle bir cevap vermiştir. İster kadın ister erkekteki bir kusur sebebiyle tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 5. ayın 20'si 1992 tarihli kararına göre 1. Döllendirecek yumurta ve spermin her ikisinde nikahlı eşlere ait olması. Yani bunlardan herhangi birisinin yabancı ait olmaması. Birinci madde. İkinci, döllenmiş olan yumurta başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde olması. Yani iki karı kocanın kadının rahminde olması yani. Ve üçüncü olarak bu işlemin gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkinliği olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur. Tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur. Bu şekilde gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur diyor kardeşlerimiz. Başka bir kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise caiz değildir kardeşlerimiz. Tüp bebek olayı da böyle. Bunu da sizlere anlatmış olduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerine olsun. Allah'ım hepimize hayırlı evlatlar versin, göz aydınlığı çocuklar versin. Hem bu dünyada hem ahirette yüzümüzü aydınlatacak evlatlar, çocuklar, eşler cümlemize nasip etsin. Allah Teala gününüzü hayırlı etsin. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti tüm mümin kardeşlerimizin ve sizlerimizin olsun. Esselamu Aleyküm.